Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada neredeyiz? Coinbox üzerindeyiz ve bu haberi inceleyeceğiz. Google'ın yapay zekası açıkladı. Ship 1 dolara ulaşabilir mi konusu üzerinde dururken devamında vakit kaldığınca her videoda yaptığımız gibi sırasıyla bu yıl daha doğrusu bu sezon için alınabilecek altcoin'leri tek tek sırayla belirlemeye devam edeceğiz. Son dönemin en çok konuşulan Google yapay zeka botu BART, Shiba Inu hakkında ne düşünüyor? 1 dolarlık hedef gerçekten hayal mi diyor? 1 e, dolar meselesiyle alakalı bu arada BART şey gibi mesela biliyorsunuz e, OpenAI'ın GPT'si gibi ya da Elon Musk'ın GPT'si gibi kendi yapay zeka botudur. Devam edelim. OpenAI'nin chat GPT botu Shiboynu fiyatının kısa sürede 1 dolara ulaşmasının sorgulanabilir olduğunu söylemişti. Ancak Google'dan Bard'ın farklı görüşleri var ve kullanıcılara herkesin üzerinde hemfikir olabileceği bir yanıt verdi. Tamam. Shiboynu hem 1 sente hem de 1 dolara ulaşması 1 milyon sahibinin hayalidir. Her iki dönüm noktasına da ulaşmak yatırımcıları hayat değiştiren kazançlara hem milyonere hem de milyar derlere dönüştürebilir. Peki Google'ın Bart yapay zekası Shiba Inu 1 dolara ulaşması hakkında ne düşünüyor? Gelin şimdi buna hep birlikte bakalım diyor. Ee, önceki videolarda anlattığımız Price Predictions'ın 1 cent e, fiyat hedefi için söylediği şuydu biliyorsunuz. Shiba'nın 2028'e kadar 1 cent'e ulaşma ihtimali %30'dur demişti. E, ve bu da hemen hemen makuldür diyebiliriz. Bir sonraki sezon bu sezona da göre Shibcoin için çok daha... E, pozitif geçmesini bekleriz. Eğer tabii ayı sezonunu atlatabilirse bunun altını çiziyorum. Metaverse'de katalizör olarak çalışacağı için e, Shiba için pozitif bir durum olacaktır. İkinci bir diğer mesele tabii iki parti yakın gelmiş olacağı ve Metaverse'ün piyasa değeri minimal 5 trilyonlarda olacağı hesaplandığında imkansız değil. Ama her zaman söylüyorum e, fiyata göre 1 sent 1 dolar gibi fiyatlara göre Hareket edip bunları beklemek büyük ihtimalle varlığınızın bir gün tamamını kaybetmenize yol açar. Açık söylüyorum bak açıkça. O yüzden ayı boğa döngüsünü takip edin. Bunun kısa sürede potansiyelli bir coin olduğunu uzun sürede neyin ne olabileceğini kimsenin medium olmadığı için bilemeyeceğini kabul etmeli ve döngü içerisinde kalarak iyi kazançlara kanaat getirmelidir insanlar. Shiba Inu gerçekten 1 dolara ulaşabilir mi? Google'dan Barday, Shiba Inu 1 dolara ulaşması için piyasa değeri 589 trilyon doların üzerine çıkması gerektiğini söylüyor. E, bu doğru değildir. E, 2025'te gelecek olan 120 trilyonluk manuel yakımı ve 2029'da gelecek olan yine henüz miktarı bilinmeyen manuel yakımı aynı zamanda tabii ki her boğa sezonunda içeriye giren paranın katlanarak büyüyeceği gibi bunları da göz önüne bulundurarak bir şey yapmak gerekir. Yani bu şekilde bir yorum yapmak gerekecektir. Bir gün Shiba'nın market cap değerinin trilyonlara ulaşabilmesi ya da diğer şeylerin de diğer altcoinlerin de market cap değerlerinin trilyonlara ulaşabilmesi hayal değildir. Kesinlikle hayal değildir. bu doğrultuda bakılmalıdır. Bu şimdiden Çalışılması için mantıklı değildir diyorum bakın. Tamam mı? Ama 589 trilyon e, dolara ulaşması gerektiği doğru değil. Ayboz bu dünyadaki tüm hisse senetleri ve tavirlerin toplam piyasa değerinden daha fazlası diye yanıtladı. Doğru söylüyorsun bak ama örneğin o tarihe kadar adamlar 200 trilyonluk bir arz da bırakabilir. Anlatabiliyor muyum sana? Bu nedenle 1 dolara ulaşan Shiba şey Inu sadece uzun bir boş hayal değil yakın zamanda gerçeğe dönüşmesi de neredeyse imkansız. Doğru. Bu dünyada sürdürmek ve 589 trilyon dolarlık bir piyasa değeri ulaşmak için yeterli para yok. Shiba Inu için 5.89 trilyon dolarlık bir piyasa değeri bile şu anda imkansız. Tabi ya doğru şu an e, bu kadarlık bir market cap değeri bile imkansız. Genel kripto para piyasasının piyasa değeri 2020'deki boğa koşusunun zirvesinde 3 trilyon doları aşmıştı. Birleşik piyasa e, değeri şu anda 1.19 trilyon dolar ve 2022'deki ayı piyasalarında 700 milyar dolara kadar düştü. E, bu ayı bu boğa sezonunda 50-100 e, trilyonlara bile bulabilecek olması imkansız değildir bu arada. Ben size bunu söyleyeyim. Tamam. Sonuç olarak Shiba Inu 589 trilyon dolarlık piyasa değeri 1 dolara ulaşması için çok fazla para yok. Bununla birlikte ekosistemde büyük miktarlarda yanma meydana gelirse ...Şibayun'un 1 sent ulaşması bir olasılık olabilir. Evet, ya az önce de bundan bahsettik zaten. Fakat tabii ki bu yakım şu anki 3-5 yakımlar değil. Yine ekibin yakacağı manuel yakımları ifade eden bir durumdur. Tabii Şibaryum'u da yabana atmamak lazım. Yılda ortalama 500 milyar 1 trilyon aralığında beklediğimiz yakımı vereceği göz önüne bulundurulursa... ...bu da büyük bir veri. Basın zamanında Şibayun'u diyor... 5.088'den işlem görüyordu ve 24 saatlik ticarette %1.5 arttı. Ancak Shiboyn'u Ekim 2021'de ulaştı. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.086 dolardan %89.77 düşmeye engel olamadı. Hiçbir altcoin engel olamadı. E, Ethereum dediğimiz dev de buna dahildir. E, sonuç kıssadan hisse 1 doları da şu an 1 centi de hedeflemek yanlış. Yatırımcı Shiba e, potansiyelli ve meyilli bir coin olduğunu bilmeli ve e, sezon içerisinde kalmak suretiyle sezonsal bir değerlendirme yapıp bu şekilde iyi kazançlar elde edebilmek için portföyünde diğer altcoinlerin yanında Shiba'yı da bulundurabileceğini bilmeli ve e, 1 sent üzerine bir tutum sergilememeli çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yatırımcılık yoktur. Şimdi buradan devam edelim o zaman. Tron, TRX, Justinsan, Tron'un 2023'te 6 ülke tarafından Tron ağının dış ticaret için kullanılacağını e, iddia etmiştir. Tabi bu ne kadar olacak ne kadar olmayacak bilmiyoruz. Tron bir madencilik devidir ve e, gerçekten çok büyük madencilik faaliyetleri göstermektedir şu an piyasada. Main token'ı TRX, Hakeza. E, Huobi ve Polinex ile biliyorsunuz bağlantılı bir projedir. E, dolayısıyla borsa bağlantısı ona uzun vadede ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca e, Tron ağında yine e, SAN olsun, BTTC olsun gibi farklı tokenlar da yer almaktadır. TRX benim sevdiğim bir e, birimdir, sevdiğim bir kripto para birimidir ve uzun vadede gerçekten iyi yerlere gelebileceğini düşünürken özellikle e, bu sezonda güçlü yükselişler seyredebileceğimizi düşünüyorum. Madencilik konusunda özellikle çok hype bir sezona giriyoruz. Bu TRX'in vizyonuna baktığımız zaman aslında uzun vadede de güzel bir şeyken dediğim gibi ben bu sezonda TRX'in portföylerde bulunabilecek, değerlenebilecek bir coin olduğunu düşünüyorum. Gelecek videolarda devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.